Sevgili anneler, sevgili eşler, sevgili kadınlar, hepinize merhabalar. Evet, bu video sizin için aslında. Her ne kadar sizin için olsa da dolaylı olarak bebekleriniz, evlatlarınız ve eşleriniz için de bir o kadar önem arz etmekte. Bir önceki videomuzda aslında genel erkek sorunlarından prostat ile ilgili, prostatit ile ilgili bir video yapmış idik. Şimdi de yine bağırsak ve fizyoloji sendromu mavi kitabımızdaki, bakın bu kitap, tekrar gösteriyorum. Yine kadın sorunları ile ilgili sayfa 125'te kısa bir bilgi vereceğim. Videomuzun ismini okudunuz aslında. Sağlıklı anne bebek için vajinal duş. Toplumlarda biliyorsunuz birçok şey kültürlerden kaynaklanıyor. İyilikler de, güzellikler de, kötülükler de, yanlışlar da. O bakımdan kültürlerin içerisinde tabii ki tabular da var. Bu çok kıymetli bilgileri çok rahatlıkla ulaşıyor olabilmemiz lazım, biliyor olabilmemiz lazım ki topluma hayırlı evlat diyoruz ya, önce sağlıklı evlat yetiştirmemiz gerekiyor ki sonra onlar hayırlı evlat olsunlar. Ben şöyle kısa kısa not aldım, 4 tane. Bizim bu sağlıklı anne bebek ilişkisi için öncelikle sağlıklı üreme bezlerimiz için, kendimiz için birazdan söyleyeceğim vajinal duşu yapmamız gerekiyor. İkincisi kadın hastalıkları için. Öyle değil mi? Bunun için bir poliklinik bile var. Ve kapının önü her zaman doludur. Öyle değil mi? Ve pek de hoş olduğunu da zannetmiyorum bu tip muayenelerin veyahut da tedavilerin. Bir diğeri hamilelik öncesi ve cinsel ilişki öncesi. Yine birazdan söyleyeceğim şeyleri uyguladığınız takdirde çok daha sağlıklı bir cinsel yaşantınız, çok daha sağlıklı bir hamilelik geçireceğiniz garantidir. Son olarak da yine menopoz sonrası yine vajina kuruluğunu önlemek amacıyla yine bu uygulamayı yapabiliriz. Şimdi nedir konu? Aslında kadınlar bu sorunları çok daha iyi biliyorlar. Fakat çare olarak da doğal olarak ne yapıyorlar? Semptomatik farmasötik ilaçlarla, semptomatik tedaviler yoluna gidiyorlar. Ve sonra durum, üzgünüm ama vahimleşiyor, kötüleşiyor. Şimdi eğer kadın doğasına bakacak olursak, bir anne bebeği doğurduktan sonra bu kız bebeğin vajinası ergenliğe kadar pH'ı 7 civarında oluyor. Gayet sağlıklı. Tabii normal koşulları söylüyorum. Annenin işte genetikten gelen sağlıksız durumu söz konusu olabilir. Bebekte beklenmeyen akut, sürekli kronikleşmiş rahatsızlıklara dönüşebilir. Bunları hariç tutuyorum. Normal şartları söylüyorum. Normalde vajina pH'ı 7. Aynen suda olduğu gibi sağlıklıdır. Ne zamanki ergenlik çağına gelmeye başladı, işte burada bir glikojen üretimi başlar vajinada ve buradaki pH, yani bir tür şeker üretimi başlar ergenlikle beraber. Ve buradaki pH 3,5-4'lere kadar, 4-3,5'lara kadar düşer. Böyle olunca da asidite oluşmaya başlar. Asidite oluşmaya başladığı zaman da enflamasyon oluşur. Enflamasyon da enfeksiyonu getirir. Böyle bir durum olduğu zaman biz buna pansuman tedbiri uygular, gerçek, doğal ve bütünsel sağlığımızı bilmeden yanlış uygulamalar yaparsak durum daha da kötüleşir. Özellikle eğer antibiyotik içeren, ağrı kesici içeren, kortizol içeren farmasötikler kullanılır ise durum daha da
vahimleşir. Bunu hepinizin malumudur diye düşünüyorum, bütün kadınlar için geçerli. Şimdi çok tabii detay var. Ben onlardan çok fazla bahsetmeyeceğim kitapta. Hem videonun kısa olması için hem de anlaşılabilir olması için. Özellikle bakın az önce de söylediğim gibi antibiyotik tedavileri, doğum kontrol hapları, hele tarım kimyasalları, yeme içmeden kaynaklı, yanlış beslenmeden, besin adı altındaki diğer videolarda belirttiğim maddeleri eğer tüketiyor isek, sigara, alkol bağımlılıklarını saymıyorum. İşte hazır paketli gıdaları hiç saymıyorum. Bakın bunların hepsi vücuttaki asiditeyi artırdığı için aynı şekilde üreme salgı bezimizin sağlığını bozacaktır. Dolayısıyla sağlıklı bir hamilelik olmayacaktır. Dolayısıyla sağlıklı bir bebek olmayacaktır. Dolayısıyla sağlıklı bir cinsel yaşam da olmayacaktır. Ve bunlar olduğu takdirde ki artık günümüzde bunlar kaçınılmaz. Üzgünüm ama bu şekilde yaşıyor. Yani yine kadınların lütfen anlayışla karşılamalarını ve farkındalıkla bundan sonra davranış değişikliğine gitmelerini diliyorum. Kozmetikler, yüzlerine ve saçlarına ve vücutlarına uyguladıkları kimyasalları da göz önünde bulunduracak olursak, anlatabiliyor muyum? İş iyice çığırından çıkıyor. Bana gelen danışma ve izleyici takip durumundan da ben biliyorum. Kadın takipçilerin özellikle ne sıkıntılar yaşadığını. Değer mi diye bir düşünmenizi tavsiye ediyorum sadece. Her şey doğal ve natürel olursa yaratılışımızla doğru orantılı olarak o kadar sağlıklı kalacağız demektir. Bakınız. Burada saymış olduğum olumsuzluk doğru orantısı ne kadar yüksek olursa işte o zaman rahimdeki patojenler, zararlı mikropların sayısı, yani enfeksiyon mikrop demek. Enfeksiyon dediğiniz o gözle gördüğünüz o enfekte olmuş o sarı şey aslında mikrop. Mikroskopla baktığınız zaman canlı, zararlı, toksin sonrası ortaya çıkmış zararlılar. Bunlar buradaki yani kadın üreme bezini tamamen çalışamaz hale getirip kısırlığa, erken doğum ya da Allah göstermesin ölü doğumlara, kadın rahmiyle ilgili çok ciddi rahatsızlıklara bir sürü var. İsmini sayabilirim. Sebep olabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurduğunuz zaman eminim az sonra söyleyeceklerimi harfiyen uygulayacaksınızdır ve sonuçlarını gördüğünüz zaman da hayretlere düşeceksiniz. Yapmanız gereken çok öyle büyük paralar, özel hastaneler, doktorlar, profesörler, yurt içi, yurt dışı seyahatler değil. Bakınız, sevgili hanımlar, gayet basit bir şey söylüyorum. Ev yapımı yoğurt ve kefir yapacaksınız ve bunu suyunu elde edeceksiniz. Her ikisinin de işte bu keselerde ya da tülbentlerde süzerek bununla ilgili videolar var. Lütfen birazcık zaman ayırın ve diğer videoları da izleyin ki bir bütün oluştursun. Zincirin halkaları birbirini tamamlasın. Ve bu elde etmiş olduğunuz kefir suyu, yoğurt suyu, peynir altı suyunu ekşi krema da ekleyebiliriz buna. Ben yoğurt ve kefiri daha çok öneriyorum. Ekşi kremanın yapılışını düşündüğüm için. O da çok çok iyi tabii ki ama kefir, yoğurt daha natürel geliyor bana. Bunların suyundan bir fincan, yarım fincan alıp duş, banyo yaptığınız zaman tamamen durulandıktan sonra önce kasıklardan başlamak üzere kurulandıktan sonra iyice yedirip daha sonra en hijyen olan yerden başlayıp tüm genital organlara tamamen uyguladığınız takdirde buradaki patojenlerin bir kere girişini kapatıp oradaki dost bakteri sayısını
hızla artırıp düzenli yaptığınız takdirde ve orada rahatsızlığa neden olan, hastalıklara neden olan patojenlerin sayısını hızla düşürüp ve sonunda da yok edersiniz. Ve sonra da sağlığınıza kavuşursunuz. Sağlığınıza kavuşmakla kalmaz, sağlıklı bir üreme bezi, sağlıklı bir hamilelik, sağlıklı bir cinsel yaşantı ve sonrasında da işte 40-45'li yaşlardan sonra menopoz sonrası da yine sağlıklı bir üreme organı ve sıkıntısı olmayan bir yaşama devam etmiş olursunuz diyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer bununla ilgili sorular, anlaşılmayan yerler olursa tabii ki zaten Instagram'da da paylaşıyoruz, YouTube'da da, Facebook'ta da paylaşıyoruz. Ama özellikle YouTube'dan paylaşıp abone olup bildirimleri açın ve bazı videolar yayınlanmıyor, tanıtımları yapılmıyor YouTube tarafından. Burada da lütfen katkıda bulunmanızı ve bu topluluğu genişletmeyi diliyorum. Daha yüksek sesle, daha geniş kitlelere seslenebilmeyi diliyorum. Bunlar da tabii ki sizlerin sayesinde olacak diyorum. Görüşünceye dek herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.